Evet arkadaşlar, ben Bahadır. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte düşük sermayeyle nasıl pazar yaparız, bunlardan bahsedeceğim. Sermayemizi 1 GB olarak alıyorum ben. 1 GB ile neler yapabiliriz, nasıl pazar yapabiliriz, nasıl paramızı hızlı katlayabiliriz, bunlardan bahsedeceğim. Ben Rodetto serverında oynuyorum. Diğer sorulara oranla da yardımcı olacağım size, yani hiçbir sıkıntı yok. 1 GB dedik. Eğer bu videoda 150 beğeni gelirse yarın saat 5'te akşam yine aynı şekilde orta bütçeyle nasıl pazar yapabiliriz, bunlardan bahsedeceğim. Mesela orta 4-5 GB olur arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan beğenimizi attık, abonemiz olduk. Videomuza geçelim abi. 1 GB paramız var abi. 1 GB neler yapabilirsin? Öncelikle hemen unique itemleri göstermek istiyorum. Ama unique itemlerden kastım Eagle Eye, Hellbreaker, Hanguk, Helenit hariç. Yani o Helenit çok iyiymiş. Helenit koyabilirsiniz. Evet. Burada mesela Eagle Eye 45'e sizin 1 GB'niz olacağından dolayı Eagle Eye, Hellbreaker almayacaksınız abi. Buraya buyu açacaksınız. Name buyunu açabilirsiniz 1 GB'niz varsa. Buyu 4M, 5M civarı olan itemleri alıp Sally de 8M, 9M olan itemler yapacağız. Yani 4-5'ten alacağız, 9-10'dan satacağız ve item başına 5M kâr edeceğiz. Ben bu şekilde yola çıkarak anlatmak istiyorum. Hemen şimdi buradan gösterelim abi. Mesela burada var mı? Aynen. CHD 3M. Mesela iki tane CHD koy. Bak koymuş buraya. Aynı benim dediğim gibi. İki tane 4M'den DS koymuş. OSS staff koymuş 1.650. OSS'e gerek yok abi. Bir de satacağınız itemin hızlı satılmasını düşünmeniz gerekiyor. Mesela OSS'i aldın. Bunu satamazsın. Elinde kalır bu yani. Bunu alacak olan yok. Siz OSS koymayın. Ne bileyim. Anyone Bow. Chitin Bow. CHD. DS. Garp değil. Hellbilot. Hellbilot ve Elysium. Bunlar. Ben buraya editlerim büyük ihtimalle. Yazabilirim sizler için de ne kadar getirirse. Gördüğünüz gibi bunları, yani tekrar söylüyorum. Tıklayalım hemen. Burada değildi. Bu kardeşimizdeki. DS koyacaksınız düşükten. CHD koyacaksınız. Anyone Bow koyacaksınız. Chitin Bow koyacaksınız. Hellbreak koyacaksınız. Elysium koyacaksınız. Bow'a bile koyabilirsiniz arkadaşlar. Ama tabii rekabete bakın. Burada ben 5-6 farklı yer göstereceğim size. Hangisinde rekabet en azsa oraya geçin. Kase atmamaya özen gösterin abi pazarcılara. Çünkü siz büyük ihtimalle sürekli yapmayacaksınız bunu. Kısa zamanla kâr etmek için yapacaksınız. Eğer kase atarsanız ve sürekli bu işi yapacaksınız, yani sıkıntı olur. Pazarcılar abi, mafya, aşiret gibi tutarlar pazarınızı. Aldırtmazlar itemlerinizi. Sürekli kasada uğraşırlar. Yani pazarcıyım ben değil de hemen 3-5'em kâr edeyim diyenler için çıkıyorum kısaca bu videoyu ben arkadaşlar. Ne dedik ilk? Unique itemlerimiz. Ama mesela şimdi ben Rosetta'dayım. DS'nin boyu 4M'dir. Gidersin Maneste, bu DS'nin boyu 20M ise buraya DS koyma. 4M, 5M olan unique silahların boylarını buraya koy. İlk buydu. Devam edelim. Geldik old takılar abi. Bu da çok ideal old takı. Gördüğünüz gibi old flame ring 1M. 1M'den boy kurmuş. Silver earring 3M. Platinum earring 2M. Mage'lerin flame ringini, elemental pandantını buya kurabilirsiniz abi. Ama gidip de Old Chiotiers, Old Emir Ring falan koymayın abi. Koyacağınız itemlerin, tekrar söylüyorum, koyacağınız itemler insanların işine yarayacak itemler olması gerekiyor. Old Flame Ring her türlü satarsın. Elinde kalmaz. Elinde kalma şansı yok. Old Silver Ring kalma şansı yok. Old Elf Belt kalma şansı yok. Genelde hızlı farm yapmak için isteyen insanlar düşük bütçeyle çar dizerken bu itemlerin hepsini kullanıyorlar abi. O yüzden sizler de old takı işine girdiğiniz zaman old FR, işte ne bileyim old silver earring, old elf metal earring, işte bu platinum değil mi bu? Diamond işte STR veren. Her jobun en önemli takılarının, oldlarının ucuz bir şekilde buyu kurarak burada selini hızlıca yapabilirsiniz. İkinci taktiğimiz de buradaki buydu. Devam edelim. Demeden önce bu gördüğünüz gibi bu arkadaş burada EP'yi de koymuş. Dediğim gibi agility'dir bu. Evet, old agility'ne. İnsanların işine yarayan, özellikle farmer okçu karakterlerin işine yarayan old takıları toplayabilirsiniz. Bunu buraya koyarsınız abi. Sabah koyarsınız. Akşama, ya ertesi güne gitmiş olur. Yaparsınız. 2 günde edeceğiniz kar ortalama 40'en falan ederse. Tabi bu işi olmayan arkadaşlar için, boşta kaldığı için. Ben pek tavsiye etmiyorum old takı işine. Bilmiyorum, yapmadım hiç. Çünkü Master Stone giren çok fazla yok. Bu old takıyı çok fazla düşürenler yok. Çok tavsiye etmiyorum ama hiçbir şey bulamazsanız old takıları deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim.
Artı bir high class silahlar abi. Artı bir high class silahlar ve MD. Ne bunlar? Raptor. Raptor artı bir. Her yerden çıkıyor bu Raptor. Yani gemden çıkıyor, canavarlardan çıkıyor, fragmentten çıkıyor, kutulardan çıkıyor. Raptor'un, Shart'ın, Iron Bow'un drop'u çok yüksek abi. Her yerde var. O yüzden adam çıkıyor mesela, iki tane Raptor almış. Bas bir tane işi olmuyor. Adam geliyor buraya, buyu atıyor direkt. Artı bir Raptor mesela. 410K'dan alıyor burada. Bu çok düşük bütçesi olanlar için mesela. Benim 5M param var, 10M param var. Onunla yapabilirsiniz. Yani 10M param varsa Raptor şart koy. Doldurmuş buraya gördüğünüz gibi arkadaş mesela. Bu arkadaş akşama 6 tanesini satmış olsa bile yine iş yokken sele koyar 1M 100K'ya, 1M 200K'ya. Kelle başına 5M kâr eder. Ama bu biraz daha hızlı olur. Çünkü dediğim gibi bu her yerden düşüyor. Adam JR'ye giriyor sabah. Akşam JR'ye giriyor. Çıkıyor 2 Black Gem, bir Silver Gem oluyor. Gidiyor kırdırıyor. Bir Raptor bir şart düşüyor. Raptor'u basmak yerine geliyor hemen bu yatı veriyor. Mantıklı. Raptor. Iron Impact. Bu Hellbreaker koymuş bu abimiz. Bu orta düzey bütçe. Raptor koydunuz. Gördüğünüz gibi bak. MD hepsini koymuş buraya. Aynen. Tek itemden değil de parça parça koymanız için daha yararlı. Mesela bu kardeşim gördüğün gibi 12 tane Raptor koymuş. Yanlış yapmış. Neden? 12 tane Raptor'u çok zor abi. 2 Raptor koyacaksın. 2 Iron Bow koyacaksın. 2 Iron Impact, 2 Shard, 2 MD koyacaksın ki hepsinden koyacaksın. Çünkü üstüne 4 tane Raptor taşıyan insan ben pek görmedim yani. Bunu anca yapacaksan MD'de yapabilirsin. Bir sayfa MD boyu kurabilirsin. MD'lerin alsatı gerçekten hızlı. Aynı şekilde Raptor Iron Bow Shard'ın da alsadı hızlı. Neden hızlı? Raptor'u kim kullansın bu devirde demeyin abi. Raptor adam alıyor. Hep Raptor yapıyor. Öyle satıyor. Çok daha fazla kâr ediyor. Bunun için de Raptor, Iron Bow, Iron Impact, Shard gibi itemlerin hep kullanabilirsiniz abi. Bunların alsatını yaparsanız güzel para kazanabilirsiniz. Hemen devam edelim. Sıra geldi. Benim en çok kullandığım, yapmayı en çok sevdiğim pazar taktiği bu. Boş ne zaman kalırsam, satacak itemim yoksa gelir buraya bu kırım abi. Ne boyu kurarsın burada abi? Burası çiğotik. Burası oyunda en çok kumarın döndüğü mekan. Ne oluyor burada? Gem kırıyorlar. Fragment kırıyorlar değil mi? Ölümüne. Adam ben katlayacağım diyor. Parşömen alacağım diyor. Basıyor 10 GB'yi. Çatır 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 kırıyor. Batıyor sonra. Ne oluyor abi mesela? 5 tane gemi var adamın. Kırdırdı. Ne attı? Fragment var. Flame Ring attı bir tane. 4 tane çöp attı. Ulan diyor. Cık, bir FR aldı. Neyse ben bu FR'ye bir satayım. Bir tane daha gem alayım diyor. Bu FR'ye satıp gem alayım diyor. Belki ondan çıkar diyor. Ne yapıyor? Tovnatmıyor. Geliyor buraya. Bakıyor. 8M'e koymuş. Aman birim için mi uğraşacağım diyor. Hop sallıyor buraya bu ya. Temiz. Ne oluyor? Buradaki adam kazanıyor. Çünkü bak bu adam 8M'den topluyor. Ben 10M'den topladım burada FR'leri. 10M'den topluyordum FR'leri. Ne oluyordu abi? 10M'den topluyorum. 14M'den satıyorum. Ben buraya bir sayfa FR koyuyordum. Mesela bak çok sürmüyor yani. Bir gecede en az 4-5 tane FR geliyor bana. 10M'den alıyorum abi. Ne yapıyorum? Gidiyorum 15M'den satıyorum. Temiz kar. 25-30M kar. Az buz demeyin abi. Zamanla yükselir. Zamanla kastığınız katlarsınız. Katladıkça da daha yüksek şeylerin alım satımı yaparsınız. Ve çok rahat çarınızı dizebilirsiniz. Satar mısınız artık kastığınız parayı? Oyuna mı yatırırsınız? Kumar mı oynarsınız? Ne yapacaksınız? Ne yaparsınız? Onu siz bilirsiniz. Ama benim kendi düşüncem bu pazarı yaparak pusunuzu, premiumunuzu, oyun içi masraflarınızı karşılamanız benim için ideal olur. Siz de kendiniz öyle yapın bence. Ne yapacağız şimdi buraya yani? Neymiş? Burada adamın düşürebileceği şeyleri ve satımı hızlı olan şeyler. Ne koymuş mesela? Bak adam zeka küpü. SSS bildiğin pazar çatı. Hatta kuruyan açmış. Ne yapacak abi? Flame Ring koyacaksın. Fover Ring koyacaksın. Flame Ring, Flame Mage'in. Bildiğiniz üzere. Flame yani. Neyse. Flame Ring, Mage için. Fover'in. Fover'in çok her türlü iş yapıyor ya. Hem alıyor bunu farmer okçu alıyor. Artı 3 Fover'ini 0-0 toplayıp daha önce getirmek isteyen asaslar oluyor. Warrior'lar oluyor. Herkes oluyor. Bunu almayan yok ha. Bunu Priest bile takar yani. Sos. Bu 51'en. Bu 51 büyük. Ufak değil. Minik değil. Ama mesela bir GB'niz var. Şunları mesela doldurdun. 50'min kaldı. Araya bir tane de sıkıştırıver büyük yani. Çünkü ne kadar pahalı itemi alırsanız satarken o kadar çok kâr edersiniz. Anladınız mı? Yani şimdi bu 51'e mi alıyorsun su? 70'e mi satıyor? Ne kadar kâr ediyor? 20'e mi kâr ediyor? Flaming ne kadar oluyor? 9M. Kaça satıyor? 13-14M. Kaça kâr ediyor? 5M. Anladın mı? Bütçe ne kadar çok, sermaye ne kadar çoksa kazandığınız para o kadar yüksek olur. Ama unutmayın arkadaşlar. Pazar işi sabır işidir. Yani sen şimdi buraya boyu kurdun.
10 dakika sonra hepsi satılsın. 10 dakikada seri de satayım, hemen 10 dakikada 20'm kâr edeyim. Öyle bir şey yok abi. Sabredeceksin. Geleceksin buraya akşam. Yatmadan önce kuracaksın pazarını. Sabah uyandın. Baktın 3 tane FR gelmiş. Bir tane Foverin gelmiş. Uf ya, bundan ne kâr ettim ki diye düşünme. At bankaya, oyunu oynamaya devam et. Ertesi gün yatarken bir daha kur. Sonra bir 2 gün sonra bakarsın. Aa, dolmuş, bir sele koyayım dersin. Hop bir koyarsın. 3 günde undisece paranı çıkartırsın, anladın mı? Bunlar basit hesaplar ama güzel hesaplar. Ben takdir ediyorum abi. Tavsiye ediyorum. Gördünüz mü? Bak buraya doldurmuş adamlar. FR 9. 3 tane FR. Ama bu bayağı koymuş. Foverin 3. Bir de bakın mesela, burada hiç Foverin yok. Bunda 3 tane Foverin var. Kaç tane koymuşlar? Bunda da 4. 7 tane falan Foverin var totalde burada. Başka buyunu kuran yok. Siz de 2-3 tane daha koyabilirsiniz. Kase atmayın. Ama şöyle mesela, bak gördüğünüz gibi buradaki adam 8M'den koymuş FR'yi. Adam gelmiş yanına 9M koymuş. Of, koy yanına 9,5M. Ama eğer hepsinin fiyatları hisse aynı fiyata koy. Şansın olsun. Ama baktım bu buna kase attıysa sen de buna kase at. Acıma yani. Acıma yetimce. Acıma yetime, atalarımızın sözü. Yorumlarda devamını tamamlarsınız abi. Neyse. 0-1 GB arası bunları yapabilirsiniz abi. Bunlar güzel getiriyor. Ne kadar böyle öf, ezik falan filan demeyin abi. Bunlar gerçekten güzel getiriyor. Evet arkadaşlar, videoyu izlediniz. Umarım yararlı olmuştur. Umarım kullanırsınız, işinize yarar. Bu taktikleri kullanıp paranızı kastıktan sonra bu videoya tekrar gelin. Bundan ne kadar zaman sonra olur bilmiyorum. Altta yorum yapın. Kullandım kanka, şu kadar kastım diye. Yorumda belirtirseniz sevinirim. Sizlerden tek ricam, videoya bir like atmanız ve destek olmak babında kanala abone olmanız arkadaşlar. Alttan açıklama kısmından sürekli çekiliş düzenlediğimiz Instagram adresinde takip edebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.